başhekimliğimiz, komuta merkezimiz ve sahadaki ekiplerimizden oluşan bir organizasyon. Ekiplerin her biri farklı yerlerde, bölgelere göre dağılmış durumdalar. Çağrılar komuta merkezine düşüyor. Komuta merkezinde arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. Ekip çıkartmasına karar verdiğimiz durumlarda ekipler çıkartılıyor. Akabinde ekiplerin takibini yapıyoruz. Hastanın alınması, hastaneye kadar gidiş süreci ve bunun akabinde gerekirse hasta nakilleri. Hastanın ihtiyacına göre uygun hastanenin belirlenmesi, gerekiyorsa bir hastanın bir hastaneden diğerine nakli olması bizde esas. Yani bizim temel görevimiz esasında acil vakalar. Acil vaka nelerden bahsediyoruz? Trafik kazalarından, kalp krizlerinden, beyin kanamalarından, aynı zamanda tansiyon bozukluklarından genişletebildiğimiz bir çerçevemiz var. Bunlar bizim temel görevimiz. Korona süreci başından beri işlerimiz çok değişti tabii. Hastaneye gitmeyeceğiz, ne yapalım diye arayanlar, danışanlar çok fazla oldu bizde. Bununla beraber kurumumuz belli reaksiyonlar göstererek işleme adapte olmaya çalıştık. Gelen vakalar, hastaneye gitmeyeceğiz, ne yapacağız derken, burada profesyonel ekibimiz insanlara telefon üstünden belli miktarda destek sağlamaya, gerektiği durumlarda hastaneye yönlendirmeye gayret etti. Belli kararlar aldık. Şimdi korona süreci başlayınca insanlar hastaneye başvurmak istemiyorlar. Bununla beraber vaka sayılarımız azaldı bizim. Hastaneye başvuruların tamamı azaldı. Üzerine bir sistem değişikliğine gittik. Koronavirüs zamanında COVID düşünülen hastaların tamamını biz taşıyorduk. Ekiplerimizin bazılarını ayırdık. COVID taşıma ambulansı şeklinde sıraya alıyorduk. Onların taşımalarını biz yapıyorduk. Bununla beraber sahadaki doktorlu ekip sayımızı arttırdık. Zonguldak'ta iki tane doktorlu ekibimiz var. Üçe çıkardık. Niçin yaptık bunu? Doktorlu ekiplerimiz gitsin hastayı, evinde değerlendirebilsin. Hastane başvurmasını engelleyelim. Bulaş riskini engelleyelim. Hasta için de kazanç olsun. Hastanenin yükü için de kazanç olsun. Bulaşı minimal seviyede tutalım istedik. Süreç ilerledi ondan sonra. Dediğim gibi danışmanlık ihtiyacı artınca bu sefer de doktorlarımızı komuta merkezinde artırarak değerlendirdik. Takipli hastalarımız var. Covid pozitif hastalar bunlar. İlaçlarını alıyorlar ya da ilaçları başlanacak. Filyasyon ekipleri evlerinde bunları takip ediyor. Temaslı hastalarımız var sadece. Bunlar karantinada. Herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmayan durumlar. Gerektiğinde test yapılacak. Yine filyasyon ekiplerimiz takip ediyor. Bir de Covid'li olduğu halde acil durumları gelişen hastalar var. Nelerden bahsediyorum acil durum? Hasta Covid'li kalp krizi geçiriyor. Hasta Covid'li şiddetli nefes darlığı var. Bunlar yolda da müdahale gerekecek. İlk etapta takviye tedaviye ihtiyacı olan hastalar olduğu için bunlar bizim üzerimizde. Ama rutin test yapacak ya da sadece dizleri ağrıyor, sadece öksürüyor olan hastalar COVID danışma hattı üzerinden filyasyon ve ilçe sağlık müdürlüklerinin ekiplerinin üzerinde şu anda. Çağrı merkezimizde personellerimiz var. Sürekli bilgisayar başına çalışan insanlar bunlar. Sürekli telsiz gürültüsü altında çalışan insanlarımız ve dikkatlerini sürekli ekranda tutmak zorundalar bunlar. Gelen telefonu karşılıyorlar. Doğru bilgi vermeleri lazım. Doğru karar vermeleri lazım. Doğru ekibi çıkarmaları lazım. Ekibi doğru takip etmeleri lazım. Dikkatlerin dağılmasını istemiyoruz. Zaman zaman molaya çıkmalı durumları oluyor tabii ki ama bu süreçte bunlar çok azaldı. Çok azaldı. Personelimiz gerçekten fazla gayret sarf ediyor. Çağrı sayılarımız çok arttı. İnsanlara yetmeye çalışıyoruz. Çalışan personel sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Bilgisayar sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Mola saatlerini kısaltmak durumunda kalıyoruz. Kendim de sürecin bilfiil içindeydim. Gerçekten gece gündüz büyük emekler sarf ettik. Normal, büyük bir krizden geçiyoruz. Normal ama ben hepsine şahsım adına teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık aslında insanların en mahrem olayı. İnsanlar kimseye bahsedemedikleri şeylerden bize bahsediyorlar. En mahrem şeylerini bize açıyorlar, hislerini. O yüzden vatandaşla çok iç içeyiz bu konuda. Mesela dün bir tane yaşlı 83 yaşında bir teyzemiz fenalaşmıştı. Köy yerinde bayağı yüksek dağlık bir yerdeki bir evde. Gittik eve ulaştık. Yalnız ambulansımız çamura saplandı. Hastamızı hastaneye götüremeyecektik. O yüzden hastamızın evde tedavisini yapıp serumunu takıp monitörümüze bağlayıp bir servis ortamı oluşturduk. Hastanedeki bir servis odası ortamını oluşturduk. Yaklaşık bir 6 saat mahsur kaldık. Gece 3'te gitmiştik hastamızın evine. Gece çok soğuk olduğu için hasta yakınları, hasta bir soba yaktık hep beraber. Sağ olsunlar bize kahvaltı hazırladılar. Hep beraber kahvaltı yaptık.
muhabbet ettik. Hani sanki ailelerinden birisiymişiz gibi bize davranlar. Biz de onlar için elimizden geleni yaptık. Güzel bir olaydı bizim için. Yüzümüzü güldüren bir olaydı. Yardım aldık. Telefon numarasından ismine, adresine ulaştık. İtfaiye ekiplerimizden yardım aldık evine, hani cebren girebilmek için. Çünkü hastamız hayati bir durum söz konusuysa gerekirse zorla evine girmemiz gerekecekti. O yüzden emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz hastanın evine gitti. Evine bir şekilde girip hastamıza müdahale edip hastaneye kaldırmıştık. Ki zaten benim ailemden de annem, babam, halam, teyzelerim hepsi Covid geçirdi. Hatta geçen hafta halam Covid'den vefat etti. Bu yüzden kendi ailemden de hakimim. Bu hastalığın en büyük etkisi, hani semptomların dışında, psikolojik olarak hastaları çok sıkıntılı bir duruma sokuyor. Depresif bir döneme giriyorlar. O yüzden genelde ambulansı aldığımız hastalar hem mesela kendilerini bulaştırdığı kişiye kızgın, hem kendilerine kızgın ve bu durumdan dolayı üzgün oluyor. Tedavisini biz 112 olarak tedavisini vermiyoruz. Tedavisini hastaneler, enfeksiyon uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları veriyor ama biz de bu süreçte bu hastalara moral vermeye çalışıyoruz. Eğlence için, belki de dalga geçmek için 112'yi arayıp ciddi bir vakay varmış gibi bizi yönlendiriyorlar. Gidiyoruz, bazen saatlerimizi harcıyoruz. Örneğin dün bir vakamız vardı. Toplamda 3 ekip gittik. Bir sürü polis ekibi de dahil oldu işin içine. Devletin bir sürü kurumu oradaydı. Yaklaşık 2 saat boyunca belli bir bölgeyi taradık. Ama en sonunda bunun birilerinin şaka olarak aradığını öğrendik. Polis ekiplerimiz onlara ceza kesti. Ama o 2 saat boyunca biz telsizden daha acil vakaları duyduk ve intikal edemedik bölgeye. Çünkü orada acil bir vaka olduğunu düşünüyorduk. Aynı şekilde ortalama 2-3 nöbette bir başımıza geliyor bu. Çok sık oluyor. Ve bizim de şöyle bir durumumuz var. Mesela bize bir çağrı geldiği zaman gidiyoruz. Şurada şu vaka var dendiği zaman o vakayı bulana kadar biz oradan ayrılmıyoruz. Biz hani gerekirse 1 saat, 2 saat o vakayı arıyoruz bulana kadar. Çünkü vatandaşın başına bir şey gelmiş olabilir aradıktan sonra. 112 acil sağlık. Ben Doktor Burhan Çelik. Buyurun. Ne şikayetiniz vardı? Anladım. Başka bir şikayetiniz var mı? Yok hayır. Peki ateş probleminiz. Sizin için hemen acil ambulans yönlendiriyorum. Adresinizi alabilir miyim? Tamam. Ambulansımızı yönlendiriyorum. Çok geçmiş olsun. Bana bakar mısınız hocam? Tabii.